Kendimize bir hedef koyduk ve bir karar verdik. Zordu bu kararı vermek, sınava hazırlanmak. O zaman kendimize sorular sorarken bulduk kendimizi. Ya olmazsa, ya kazanamazsam, gerçekten başarabilir miyim? Ama her defasında toparlanmak için, yeniden ayağa kalkmak için bir sebep vardı. En büyük sebep, hayallerimiz. Şimdi bu hayallere çok yakınız. Biz istersek her şeyi yaparız. İstemezsek tüm bu hayaller kuş olup uçar gider elimizden. Bize de sadece izlemek kalır. Peki bunca zamandan sonra yeniden ayağa kalkmanın, yeniden toparlamanın, yeniden başlamanın bir yolu yok mu? Elbette var. Gelin şimdi adım adım KPSS'den yüksek puan almanın formülünü açıklayalım. 1. Ders çalışmayı öncelikli amaç haline getirin. Gün içerisinde eminim ki birçok sorumluluğunuz var. Ders çalışmak da bunlardan bir tanesi. 2. Test çözme becerinizi arttırın. Her sorunun sınavda size sorulabilme ihtimalini düşünerek çözmeye çalışın. Yanlış yaptığınız ya da boş bıraktığınız soruların üzerine gidin ve doğru cevabını muhakkak öğrenin. 3. Ders atlamayın. Matematiksiz de yaparım, coğrafyayı anlamıyorum, vatandaşlık çok karışık geliyor gibi ifadelerden uzak durun. 4. Konuları anlayarak çalışın. Not tutarak çalışabilirsiniz, okuyarak çalışabilirsiniz, izleyerek çalışabilirsiniz, sesli anlatımlar yaparak çalışabilirsiniz. Ama nasıl çalışırsanız çalışın, en kalıcı yöntemle çalışın ki sınava kadar tüm bilgiler aklınıza kazınsın. 5. Bol bol deneme çözün. Gerçek sınavın provası niteliğindedir. Nasıl ki çok ünlü oyuncular dahi bir tiyatro sergilemeden önce defalarca prova yapıyorlarsa ve bu provayı aynı kostümle, aynı sahnede, aynı oyuncularla yapıyorlarsa siz de gerçekçi denemeler çözmeli, aynı süre, aynı soru sayısı ve aynı kurallar bu denemede sabit kalmalıdır. Hayali kuran sizsiniz. Bunu gerçekleştirmek isteyen de. Şimdi hedefe bu kadar yakınken geri dönmek olur mu? Cevabını siz verin. Benjamin Franklin'in dediği gibi, yapmak istediğin her şeyi düşünerek karar ver, verdiğin kararı da mutlaka gerçekleştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.